Acıktın değil mi? Vallahi çok acıktım. Tamam o zaman. Sipariş verelim. Balkonda yer miyiz? Vallahi yeriz. Hadi hemen ara. Tamam. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Oğlum. Ah, sesini duydum. Rahatladım yavrum. Ay nasıl merak ettim seni yavrum. Başına bir şey geldi sandım. Sen nasılsın? Lale nasıl yavrum? Anneciğim iyiyim, bir sakin ol. Lale de gayet iyi. Sen niye birdenbire böyle panik yaptın? Sen gittiğin yerden beni vardım diye hep ararsın ya. Aramayınca başına korkunç bir şey geldi zannettim yavrum. Haklısın anneciğim. Haber versek tabii daha iyi olurdu. Evet yavrum. Tamam balayındasın tabii ama beni de ihmal etmez. Yani beni de merakta bırakmazsan sevinirim. Haklısın anneciğim, düşünemedim. O zaman ben sizin daha fazla zamanınızı almayayım yavrum. Sesini duydum ya. Bu bana yeter çocuğum. İkinizi de öpüyorum. Tamam biz de öpüyoruz seni. Bir daha beni aramamazlık eder mi? Edemez bence bundan sonra, kesin edemez. Geldiğimize haber vermedik ya. Merak etmiş. Hmm. Sen ne yaptın canım? Söyledin mi geldiğimize? Yok. Sen de ara hayatım. Düşüncesizlik ettik yani. Annen de üzülmesin. Annem üzülmez ki. Sonuçta nerede olduğumu biliyor. Balayındayız. Doğru söylüyorsun. Benim annem biraz işte bu konularda hassas ya. Evham yapmış. O yüzden aradı. Ve benim annem de hassas Onur. İyi dedin. Ben de bir arayayım haber vereyim. Tamam. Siparişleri veriyorum ben o zaman. Tamam. Lale, güzel kızım nasılsın? Anne anca arayabildim, çok merak etmedin değil mi? Ay, niye merak edecekmişim ki seni? Onunla beraber değil misin? Lale bir şey mi oldu? Niye sesinde telaş var? Senin panik yapmış gibisin. Ha şeyden ya, Yıldız anne Onur'u aradı da. Çok merak etmiş. O yüzden strese girmiş de ben de acaba dedim sen de mi? Ay. Olmamıştır o, olmamıştır. Merak etme. Şimdi siz vardınız ya. Sizden telefon beklemiştir o. Siz aramayınca da biraz gazı olmuştur onun. Ben ona bir kasa soda yollarım, bir şeyciği kalmaz. Siz keyfinize bakın. Öyle mi? Yok daha neler anne, gerek yok. Elbette öyle diyorum ama kızım sen safsın be. Safsın sen. Ay anne ablamla mı konuşuyorsun? Hemen anladı seninle konuştuğumu. Anne bir versene. Aa çatlıyor bu, tamam. Hadi veriyorum dergisi. Heh. Abla ne yaptınız? Güzel değil mi otel? Aha çok güzel. Aa ne oldu? Kötü mü? Kötü ne demek ya? Kötü ne demek? Kötü yanında iltifat kalır bunun. Saçmalama. Berbattı berbat. Onur'a rezil oldum. İnanmıyorum ya. Neyse şimdi başka bir otele geldik. Burası şahane Allah'tan. İyi bari. Tamam merak etmeyin biz iyiyiz tamam mı? Selam söyle hadi. Peki ablacığım tamam iyi eğlenceler size. Ben meşgul etmeyeyim daha fazla. Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz. Siparişler tamam. Çıkalım mı dışarı? Biraz hava alırız. Tamam gidelim. Başka bir arzunuz var mıydı? Tamam, teşekkürler. Şimdilik yok. Evet. Ben de dedim ki, güzel karım aslan oğlum ne yemek ister? Biraz düşündüm. Sonra karar veremedim yani. Hepsinden yiyebilirsin sonuçta. O yüzden bütün etlerden söyledim. Beni çok iyi tanıyorsun. Afiyet olsun. Ama sen hiçbir şey yemiyorsun. Yani canım istemiyor, o yüzden atıştırıyorum ufak tefek. Sen açtın ama benim iştahım açıldı, seninki kesildi. Anlamadım. Sabah çok böyle bir sıkı kahvaltı yaptık ya. O yüzden acıkmadım herhalde, canım istemiyor. Anladım hayatım. Sen beğendin mi eti? Nasıl olmuş? Ben bayıldım. Ne kadar güzelmiş etleri. Son parça diyorum, bitmiyor parça. Sen bir de tatlıları gör Lale.
bir incir tatlısı yapıyorlar. Anlatamam sana, parmaklarını yersin. Ya, incir tatlısı diyorsun. E tamam, onu da yeriz. Tatlıları yedikten sonra da ormanda beraber yürür müyüz biraz? Yürürüz vallahi, hava mis gibi. Ne güzel olur. Anlaştık. O zaman ben tatlıları sipariş edeyim. Tamam. Neyse, ben bir parça daha alayım o zaman. Söz verdim ama biraz daha iyiyim. Tesadüf mü yüksekti aşk ellerimde, damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru, çok ıslandım üşüyorum gözlerinden, zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda, deli bir yaz yağmuru sevda. Nur ya, iyi ki buraya geldik. O kadar güzel ki burası. Bana çok iyi geldi. Bana da. Gerçi benim de sana bir sürprizim vardı bugün ama neyse. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ben de başka bir otel ayarlamıştım ama sen söyleyince ileri bir tarih erteledim. Gerçekten mi? Ben senin sürprizini mahvettim. Hem de o iğrenç otel yüzünden. Hayatım üzülme. Ben sen üzül diye anlatmadım ki. Başka zaman gideriz. Nereye? Ne? Söylemem. Ya sürprizi bozulmasın hayatım. Gidince görürsün. Olmaz ama Onur. Ben merak ederim, çatlarım meraktan. Laleciğim, söylersem de sürprizi bozulacak işte. Tamam, tamam. Haftaya gideriz, görürsün. Tamam. Olmaz. Yani ben şimdi merak edeceğim, sonra stres yapacağım. Biliyorsun, hamileler için stres yasak. Yani tehlikeli. Tamam. Pes. Ava'ya gitmiştik ya bir otele. Oraya yer etmiştim işte. Tamam, bu. Tabii ya. Onur, ben bunu niye düşünemedim ya? Ya şimdi böyle plan yapmasaydım, biz şu an oradaydık. Tatil yapıyorduk. Hayatım, bak söylediğime pişman etme beni. Ya. Ne güzel günlerimiz geçti orada. Yalan yok, her şey çok güzeldi. Tabii eski erkek arkadaşımı görmemiz dışında tam bir felaketti. Allah'tan o zamanlar sevgili değildik. Düşünsene, şimdi balayındayız ve ben eski erkek arkadaşımla karşılaşıyorum. Ya da senin eski kız arkadaşınla. Herhalde kafayı yerdim. Niye kafayı yiyeceksin ki? Yani sonuçta adı üstünde. Eski, geçmişte kalmış. Neyse, hiç konuşmayalım bunları. Gerek yok. Evet, konuşmayalım.
Mesela şu an baş başayız, güzel bir yerdeyiz, birlikteyiz. Huzurluyuz, mutluyuz. Bunların biraz keyfini çıkaralım mı? Bence de. Ne oldu? Uykun mu geldi senin? Hı? Yok. İstersen girebiliriz içeri. Yorucu bir günde. Hem yol yorgunusun hem ormanda yürüyüş yaptık filan. Hı? Aslında temiz hava enerjimi çok yükseltti. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman içeri girelim mi? Gidelim. Onur, ben bir lavaboya gidip hemen geliyorum. Tamam. Evet. Oda servisi, siparişleriniz efendim. Biz sipariş vermedik. Emin misiniz? Sen doğru odaya getirdiğine emin misin? Evet efendim. Bitter çikolatalı çileniz ve şampanyanız. Kim gönderdi bunu? Bana sadece götürmem söylendi. Başka bir bilgim yok. Kim söyledi? Efendim şey bana bunları... Aşkım. Aşkım. Aa, çilek mi söyledin? Hem de çikolatalı. Efendim şey... Tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Sağ ol. Çikolatası bitermiş. Ben pek sevmem ama çilek de güzel olmuş. Sen de ağzının tadını biliyorsun. Sen yemiyor musun? Yok, ben istemiyorum. Ya benim için mi söyledin bunu? Onur. Ne oldu? Bir şey canın mı sıkıldı? Yüzün düştü. Yok. Bir şey olmadı ama. İyi miyim? Tamam. Sen de çok yoruldun. Uyuyalım hadi. Uyuyalım mı? Ay, uyuyor resmen. Uyur tabii. Bütün gün yaşatmadığım rezillik kalmadı. Bana çok bile tahammül etti. Ah Lale, ah! Thank you.
Buyurun Onur Bey, bir şey mi ihtiyacınız var? Evet, bizim adımıza oda servisine bir sipariş verilmiş. Kimin verdiğini bir öğrenebilir miyiz? Tabii Onur Bey, hemen araştırayım. Lütfen. 36 numara sipariş verilmiş miydi? Peki tamam, teşekkür ederim. Ne oldu? Onur Bey, siparişi siz vermişsiniz. Yani eşiniz vermiş. Eşim mi vermiş? Siparişi eşim vermiş olsa ben böyle bir soru sorar mıyım size? Onur Bey, konuştuğum arkadaşım almış siparişi. Ona o şekilde bilgi verilmiş. Anladım, tamam. Teşekkürler. Bir şeyler dönüyor ama. Allah Allah, nereye gitti acaba? Ya balayımızın ilk gecesinde yaşadığıma bak. Ama bunalttım. Çocuğu bunalttım ben. O da kaçtı odadan tabii. Aa, Onur, nereye gittin? Hayatım, telefon çaldı da seni uyandırmayayım diye 2 dakika dışarı çıktım. Aa, kim aradı? Şantiyeden aradılar. Ya bir elektrik kaçağı olmuş. Ufak çapta bir yangın çıkmış, onu haber verdiler. Aa, yangın mı? Yani önemli bir şey yok. Kontrol altına alınmış. Ay, çok şükür. Haber veriyorlar işte bana. Çok şükür, çok. Da yarın sabah erkenden bir şantiyeye gidip görsem yani rahat edeceğim. Tabii canım, tabii. Gideriz. Maalesef. Neyse, üzerimi değiştirip geliyorum yanına. Tamam. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmışsın. Eşyaları toparladım. Keşke beni de uyandırsaydın. Ne gerek var hayatım? Dün zaten çok yoruldum. Dinlenebildin mi bari? Evet. Ben de bir an önce hazırlanayım da seni geçe bırakmayayım. Şimdi aklın işindedir. Tamam. O zaman bir kahvaltı yapıyoruz, sonra çıkarız yola, olur mu? Tamam canım. Tamam. Canım, ben dükkana gideyim diyorum. Tamam hayatım, nasıl istersen. Vallahi 2 günde özledim bizimkileri. İyi, o zaman sen onlarla hasret gider. Benim işim zaten fazla uzun sürmez. Akşam bir şeyler yapmak ister misin? Yok canım ya, yol yorgunu oluruz. Şöyle ayaklarımızı uzatırız, birbirimize sarılıp film izleriz. Güzel fikir, tamam. Anlaştık. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalı.